Şeytan! Yine ne yaptın ona şeytan? Konuş! Yine niye ağlattın söyle! Halide yeter! Ne yapıyorsun be kadın? Bıraksana kardeşimi! Gel. Ne oluyor? O arabada senin olman gerekiyordu. Senin olman gerekiyordu o arabada. Ya bıraksaydın da bütün hıncımı sinirimi çıkarsaydım kadından. İkidir araba diyor. Gürü bir iş var bu kadında. Abla ne yani ya? Kendisi mi bozdu arabanın frenlerini? Tamam Halide cadının teki ama o kadar da değil. Ya o kadarsa? Ya her şeyi yapabilecek bir kadınsa? Görüm. Ben sana yalan söyledim. Ne yalanı? Ya Halide o tuzruğuyla elimi bile isteye yaktı. Ne? Ya dur sakin ol. Bir dinle anlatacağım. Hangi elinle vurdun dedi. Hangi elinle vurdun? Ya kadın sırf ben Gülfem'e vurdum diye benim elimi yaktı. Hatırlıyorum Gürü. O kaza günü hep seni soruyordu. Güldür Hanım nerede? Allah Allah sana ne? Ne demek sana ne? Terbiyesizlik yapma. Bir işimiz var herhalde. Ölmüş mü? Gülfem sipahi ağır yaralı. Ablam. Sizin yanlışınız var. Gülfem sipahi değil o Gülür'ü. Gülür'ü. Ablam. Günahını alıyorsam günah boynuma. Ama içimden bir ses. Halide yaptı diyor. Onu ispatlayamayız da. İspatlarız. Dur. Ne yapıyorsun? Ama sen karışma. Otur burada beni bekle. Ben biliyorum ne yapacağım. Buraya kadarmış Halide. Ne yaptığını biliyorum. Bu rapor yeni geldi. İçinde kamera görüntülerinden alınan fotoğraflar var. Her şey ortada. Beni sen öldürmeye çalıştın. Kızımı göremeyeceğim bir daha. Bir daha kızımı göremeyeceğim. Ne kızına saçmalıyorsun sen? Hastasın sen. Önce beni öldürmeye çalıştın, şimdi de olmayan çocuğundan bahsediyorsun. Sen benim kızımın hayatını cehenneme çevirdin. Cehenneme çevirdin. Sen
Gülfem'in annesi. Ben Gülfem Sipahi'nin annesiyim. Ben Gülfem Sipahi'nin annesiyim. O benim kızım. Gülfem benim kızım. Doğru mu söylüyorsun, yalan mı uydurdun bilmiyorum ama konuşacağız Halide. Sen uydurdun. O kağıtlara baktım. Kamera görüntüsü yoktu. Kandırdın beni. Ağzımdan laf almaya çalıştın ama olmadı. Ben sana bir şey demedim. Ne söylersen kendin söylersin. Uydurursun. Ben Gülfem'in annesiyim dedin Halide. İnkar mı ediyorsun şimdi? Ben onu annesi gibi severim dedim. Bunu söylemek istedim. Yalan söylüyorsun. Ben Gülfem Sipahi'yi kızım gibi severim. O benim elime doğdu. Annesi öldüğü zaman ben ona annelik yaptım. Ben bunu söylemek istedim. Halide! Halide! Ne oldu Halide? Neden Gülfem'in sesini duyunca korkuyorsun? Bir korkum yok. Ne söylersen söyle ona. Ben diyeceğimi ona da derim. Onu annesi gibi sevdiğimi söylerim. O da senin hayal gücüne güler sadece. Hepsi bu. Evet. Gelelim sizin meselenize. Ne oluyor Halide? Sana soruyorum, ne oluyor Halide? Bir şey söylesene. Ben arabamın frenlerini Halide'nin bozduğundan şüpheleniyorum da. Aa, sen de bu zırvadan korkup ağladın mı? Ay yok. Yok artık, bu da paranoyaklık Gürru. Bence sen de git Onur'dan bir terapi al. Aa, Onur Bey'den bahsetmişken bence bu aralar onun da terapiye ihtiyacı var. Git odamı toparla Halide. Sen Onur'la ilgili ne ima ettiğini sanıyorsun? Bir şey ima etmiyorum. Söylüyorum. Ben seni o adamla gördüm. Flört ediyordun onunla. Onur Ömer'in en yakın arkadaşı. Şimdi de Ömer'le evlisin. Bak sen şu hayatımı sorgulayana. Ömer'den sonra ilk kez birine ilgi duymuştun değil mi Gülfem? Ama ben sana Ömer'i geri kapma fırsatını verince... Kaçırmadın tabii. Devam et, devam et. Kus bakalım. Evlendiğim geceden beri karşıma geçip bana hesap sormanı bekliyorum da. Ama sen daha yeni toplayabildin gücünü, öyle değil mi Gülru? Şahidimiz olurken canın o kadar acıdı ki... karşıma dikilecek gücü yeni buldun kendinde. Sen ne söylersen söyle. Ömer hiçbir şey bilmeden sırf bana olan hıncından attı kendini senin yanına. Ve ben onu silah gibi kullanmana izin vermeyeceğim. Zavallı, kalbi kırık küçük Gülru. Sana söylemiştim. Aşk büyük bir zaaftır demiştim.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.